Nasıl geçti yolculuk? İyi çok şükür. Güzeldi. Güzel miydi? Evet. Siz çok şıksınız. Parıl parıl falan. Bugün böyle biraz içimiz açılsın dedim. Gözümüzü alamıyoruz sizden Aslı Hanım. Sağ olun. Sen nasılsın Gamze? İyiyim. Çok şükür. Kıskanç insanların bu tür hareketlerine alışık olduğum için beni böyle basit şeyler yıkamaz. Hiç sıkıntı yok. Ay. Öyle konuşma istersen. Öyle. Daha eve girer girmez Gamze Hanım başladı zaten. Dünden kalan kinini kusmaya. Hiç hoş değil bence. Sonuçta bugün onun günü değildi. Merve Hanım'ın günüydü. Resmen Merve Hanım'ın gününü söndürmeye çalışıyordu. Öyle deme. Öyle. Herkes gördü dün Aslı Hanım neyin ne olduğunu. Siz de gördünüz biliyorsunuz. Ben senden daha güzel bir şey bekliyordum aslında. Yok benden dünden bugün... nasılsın derken çünkü dün çok özel şeyler hazırlandı ha, senin o, için. O benim için yani, bambaşka mesela ama... Mesela bundan bahsedeceğini tahmin etmiştim. Çok güzel. Çok güzel ama ben dünden beri o moddayım ki öyle bir moddayım ki... her şeyin içine o kötü tohumlarını ektiler. Ama biliyorsun. O eşimle benim özelimdi. Bak, çok güzeldi. Zevk meselesi. Zevk meselesi değildi oradaki. Oradaki tamamen kıskançlıktı. Çünkü arkadaşım kendisi beş verdiği ev için. Arkadaşı diyor ki sen işte bak ben senin beş para etmeyen evine beş verdim dedi. Sen bana üç mü verdin? Benim evim seni döverdi. O zaman benim evim size kafa atardı. Basit şeyler konuşmak istemiyorum inanın. Hala etkisindeyim. Çok sinirliyim ben. Dur sakin ol. Hanımlar tekrar hoş geldiniz. Ay, özür dileyerek Aslı Hanım ilk önce yok, kolay yok, gelsin. Lütfen alır mısın enerjimi? Küpem elimde kaldı. Nazardan ya da çok bak, uzak küpe yoldan düştüm. Geldik değil mi? Nazar mı kötü enerji mi? Hangisi hepsi gitsin. Bitsin hepsini atalım. Neyse alalım. Tek küpeyle devam edeceğim. O zaman negatif enerjilerimizi atıyoruz. Dış sesten bir roman havası bekliyoruz. Hadi değil mi? Bekliyorum. Oh Merve. Numaram vardı bitti mi? Dolarlar hüralar bitti mi? Avan mı söndün başın mı döndü? Yoksa cicim ayları geçti mi? Avan mı söndü, başın mı döndü, yoksa cicim halleri geçti mi? Neredeydin paraları söyle, söyle. Neredeydin paraları söyle, söyle. Neredeydin paraları söyle. Otur bir boğazınızda kalsın, boğazınızda kalsın. Yedim paraları. Hiç hayatım sen devam et. Neredeydin paraları söyle. Ay harika. Çok güzeldi. Çok bir güzel bir karşılamaydı evet. Bence. Şarkı da çok manidardı. Bugün kötü enerjileri atalım. Aslı Hanım gibi şıkır şıkır olalım. Evet. Benim gibi açılalım. Güne güzel başlayalım. Ben de tekrar kalkmak istiyorum. Ama lütfen o kısım var ya en çok sevdiğim kısım. Orayı alabilir miyiz? Hangi kısım? Hadi alalım. Dolarları söyle. Boğazında kalsın. Boğazında çünkü kalsın. Çünkü demekle oluyordu değil mi Gamze'ciğim? Olacak. Arkadaşım ben enerjimizi yükselttim. Hediyeni vereyim. Allah'ın adayı çok büyük. Hediyeni çok büyük. Teşekkür ederim. Dur Gamze, Gamze yeter Gamze. Hesaplar. Yeter Gamze yeter. Vallahi Gamze Hanım'ın her zamanki hali bir şey diyemeyeceğim. Dün yaşadıklarından sonra bugün tam olarak toparlanamamıştı. Adapte olamadığını düşünüyorum bugün için en azından. Yani yapıyor işte kendine göre bir şeyler. Bir gerginlik bir gerginlik. Koca haftadan beri yeterince gerildik. Ben de dedim ki atayım şuraya iki tane göbecik de neşelenelim. Çok merak ediyorum hanımlar neler aldınız? İnşallah beğenir. Aç bakalım. Aç aşkım Merveciğim. Öyle. Yırt. Yırt. Cart diye. Ya çok ihtiyacım vardı. Çok teşekkür ederim. Evet. Eşimle en güzel günümüzde, en güzel sohbetlerimizde. Bu enerjiyi bozmadan kahvelerinizi nasıl alırsınız hanımlar? Benimki orta olsun şekerim. Benimki de orta olsun. Ben de orta alayım. Benim için Gamze Hanım'a değil. Ben ballı yapmak ben istiyorum. Yok, formalite hiç gerek yok. Ben kahvede içmiyorum. Bana yapma. Yok. O bana yok, saygısızlık olur. Sen onlara da buz gibi bir su getir. O bana saygısızlık olur. Hepsinin boğazını kurutacağım bugün. Bak, tatlım. O bana saygısızlık olur. Senin evin sende kalsın. Su getir bana. Bana su getir. Bence bugün Gamze'nin kahve istememesi çok abartı bir hareketti. En azından Merve Hanım'a bir saygısızlık diye düşünüyorum. Nasıl bana kahve yapma? Tamam dün de kaldı. Sen bugün misafir olarak geliyorsun kızın evine. Öyle şey mi olur? Ne kadar ayıp.